Elektrik sembollerinde hala standardı bir türlü oturtamadık. İşte okullarımızda kumanda devrelerinde Amerikan normu kullanıyoruz, öğretilmesi kolay olsun diye. Amerikan normunda çok fazla projeyle karşılaşma olasılığımız yok çünkü tüm teknik çalışmalarımızı hemen hemen çoğunu Avrupa ile yapıyoruz. Bundan gelme bir alışkanlık var. Eski Alman normundan gelme bir alışkanlığımız var. İşte TSE'nin daha önce çıkartmış olduğu normla ilgili kalan hala semboller kullanılıyor. Ama TSE artık norm çıkarmıyor. ISO normlarını TSE'ye yayınlıyor şu anda. Yani TSE'nin elektrik sembolleriyle ilgili çıkarttığı bir norm yok. ISO normunu kullanıyoruz. ISO'nun eski normlarını kullananlar var. Yaklaşık 1,5 saatlik bir video hazırladım. Bu videoda ISO normlarına göre yüzlerce elektrik sembolünü değerlendirdim. Özellikle elektromekanik kumandada kullandığımız sembolleri, sembollerin isimlendirilmesi ve numaralandırılması konusunda bu videoda detaylı bilgiler verdim. Umarım işinize yarar.